Herkese selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz, cumanız şimdiden keyifli geçsin. Güzel bir hafta sonu olacak. Hem benim için hem sizin için de öyle olur umarım. Şimdi en son ne demişiz kanalda? Avrupa'dan bakınca abi Türkiye nasıl gözüküyor sorusunu cevaplamaya çalıştım. Aslında burada hangi ülkeye giderseniz gidin, bir ülkeden gittiğinizde o ülkede pozitif bazı şeyleri bırakıyorsunuz değil mi? Yani sevdiğiniz bazı şeyleri. Ama aynı zamanda negatif bazı şeyleri de bırakıyorsunuz. Aynı şekilde bir ülkeye geldiğinizde de pozitif bazı şeyleri bünyeye aldığınız gibi negatif bazı şeyleri de bünyeye alıyorsunuz. Yani aslında her ülkenin kendine göre bir artısı eksisi var demeye çalıştık o videoda. Çok da beğenmişsiniz sağ olun. Hemen hemen bir 7000-8000 kez izlenmiş durumda şu anda ben öyle görüyorum. Çok kısa zamanda paylaştım. Ama sağ olun short videolar da çekiyorum. Ve shortları da takip ederseniz sevinirim. Short videolar aslında kanalın görünebilirliğini artırıyor. Ve küçük bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Short videoların dışında onları da izleyin. Şöyle oluyor. Genelde beni izleyen ama takip etmeyen %90'a yakın bir kitle var. Arkadaşlar izliyorsanız bir takip butonuna da basın. Öyle güzel olur. En azından kitlemiz sayımız artar. Kanalımızda herhangi bir şey yok zaten. Bot takipçi falan yok bu kanalda. Tamamen organik takipçiler var benim kanalda arkadaşlar. 30.000 küsürüz, 30.550 falan civarı bir şeyiz. Hepsi de organik bildiğiniz gerçek insanlar. Botlar yok bu kanalda öyle. Botlara da gerek yok zaten. Neyse bugünün konusu yine biraz havadan sudan olacak. 1 dakika 22 saniye çençen yaptıktan sonra anlatalım. Şimdi arkadaşlar bugünle biraz daha yine sizin böyle motivasyon olarak anladığınız benim seyini kendimden bahsettiğim videolar olacak. Aslında çoğu videomda ben size kendimden bahsediyorum abi. Aslında kendimi anlatıyorum. Hayata bakış açımı, kendi doğrularımı, kendi yanlışlarımı anlatıyorum. Siz de oradan takeaway'ler yapıyorsunuz yani. Hani kendinize işinize yarayacak, kendinize uygun bulduğunuz şeyleri alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Bazen beni çok seviyor olabilirsiniz. Bazen benden nefret ediyor olabilirsiniz. Ah ben bu dilimden ne çektim diyeceğim ama yok arkadaşlar. Dilimden hiçbir şey çekmedim. Sivri değilim, keskinim. Yani direkt konuşmayı gerçekten çok seviyorum. Ya gerçekten inanın bana 100 tane tatava ve boş laf yerine ne istediğinizi karşınızdaki insana söylemek kadar güzel bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Ha bu arada benim müzikleri de beğenmişsiniz. Spotify'dan takip edebilirsiniz. Kendimi bulabilirsiniz Gültekin Surt diye yazarsanız. Açık playlistlerim. Best diye bir playlistim var. Genelde oradan çalıyorum. 90'lar çocuğu olduğum için Mor ve Ötesi çok dinlerim. Öyle söyleyeyim. MFÖ çok dinlerim. Az önce zaten Sakın Gelme çalıyordu. Ya biraz daha eski şarkıları seviyorum. Öyle söyleyeyim. Şu zamanın yeni şarkılarını işte ne bileyim Murdos'u, Ezeli, Oyu Buyu çok bunlara düşmüyorum yani zaten garip garip sanatçı isimleri olduğu için yani böyle müzik adı altından size her türlü naneyi yedirmeye çalıştıkları için çok hoşuma gitmiyor abi yani tam bir 90 çocuğuyum. Onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bence 90'lar yani yıl 90 olduğunda bir tatlı bir nesil kapandı. Dün burada bir mekanda içiyorum. Bir arkadaş geldi yanıma. Aybars'a da ona da selam olsun buradan. Ben seni izliyorum ya dedi. Çok da sevdim senin videolarını, senin bakış açını falan. Biraz muhabbet ettik. O da benim gibi yani. Hani Kadıköy çocuğu. Kadıköy çocuğu demek mahalle çocuğu demek arkadaşlar. Mahallede herkesi tanıyorsunuz demektir. Yani hani bakkalı da tanırsın, pub'ın sahibini de tanırsın. Spontane yaşarsın demektir. Doğaçlamadır. Mahallene indiğinde böyle bir güzel bir günün geçer. Çok fazla insana ihtiyacın da olmaz. Olduğunda da zaten etrafında şöyle mahalleyi bir yürü bulursun yani öyle. Yani şöyle yer değirmeninden tut modaya kadar. Çok farklı mozaikte insanlarla tanışabilirsin. İşte Kadıköy'lü olmak bu demek. Merkezde, merkez börekçisinde ne bileyim bir börek yemek demek. Çiğ'de güzel çarşıda bir yemek yemek demek. Moda 1-2 sahillerde yürümek demek. Canın sıkılınca bisiklete atlayıp şöyle bir Yoğurtçu Parkı'ndan bas Cadde Bostan Yeni Sahra dümdüz bisiklet sürmek demek. Öyle Decathlon koltuk demektir. Öyle oluyor ya tekne alıyorsun abi oturuyorsun güzel. Kadıköy'lü olmak böyle bir şey abi. Ben Anadolu yakasında olduğum için çok severim. Ve deniz demektir yani. Hani ben denizi çok hasret bir insanım, çok severim. O yüzdendir ki sürekli de zaten Yunanistan'a giden bir insanım. Öyle söyleyeyim. Ya çünkü deniz iyidir abi ya. Stresi alır, sıkıntıyı alır. Öyle. Deniz bir ateş iki. Ateşi de izlemeyi çok severim. Böyle güzel oluyor insanı, rahatlatıyor falan neyse. Yani Kadıköy bu. Dün de bir Kadıköy'üyle denk geldik. Burada bir muhabbet ettik. Güzel oldu böyle. Çünkü ya hepimizin beslendiği damarlar farklı arkadaşlar. Hayatta hepimiz doymak için, ruhumuzu beslemek için başka başka muhabbetleri insanlarla konuşuyoruz. Aslında kendi frekansımızda insanları arıyoruz. Kendi frekansında insan bulmak da açıkçası zor. Özellikle bizim nesil 90 dediğin anda bitiyor. Yani bizden sonra 1, 2, 3, 94, 95, 96... biraz daha farklı bir nesil. Yani şey gibi değil, kötü değil yani. Sadece biz farklıyız. Genelde bizi anlayan upper nesilden tipler de işte 2000'e kadar git. Ne bileyim ya yanlarında bir arkadaşları vardır senin gibi 90'lı falan. Ya 90'lılarla falan takılmıştır daha yaşça büyüklerle.
biraz daha. Ya da işte ailede birisi vardır, annesi ya da işte pardon ablası, abisi 90'lıdır falan. Biraz daha o şeyi almıştır. Yani şimdi biz niye böyle diyoruz arkadaşlar? Çünkü biz bir kaymak bir nesiliz aslında, dürüst konuşayım. Çünkü siz böyle sistemin bütün bu yok oluşu, bütün bu çürümenin içine doğmuş bir nesilsiniz. 91 ve sonrası için söylerim. Ama 90'lar abi, işte biz Ecevit Mecevit görmüş nesiliz. İstanbul'un, Türkiye'nin rahat neslini gördük. İşte ne bileyim, Cihangir'de merdivenlerde içtik. Ne bileyim, şöyle güzel bir İstanbul manzarası izledik. Gittik Boğaz Köprüsü'nün altında sabahladık. Ne bileyim, Kabataş'tan Beşiktaş'a yürüyüşler yaptık. İşte Polonezköy'de kahvaltımızı yaptık. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi yine bunları yapabilirsin de o eski İstanbul falan yok artık yani, neyse. Biraz nostalji özlemi gibi oldu ama yani böyle. O yüzdendir ki bizi anlayacak tipler de yine bizim kafamızda olan tipler oluyor. Mevzunun aslında tamamen hayat kaliteli yaşamak olduğunu bir gün anlarsınız. Yani bir gün anlayacaksınız. Bunun parayla hiç alakası yok. Tam tersine para insanı gerçekten bir yerde eğer karakteriniz oturmamışsa çok omurgasızlaştırır. Ama kaliteli yaşamayı biliyorsanız parasız da, yani çok para olmadan diyeyim, kaliteli yaşamayı da öğrenebilirsiniz. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Ya her şeyi paraya linklemeyin abi. Parası olup da vizyonu olmayan çok fazla sonradan gurme zengin insan var şu anda bu piyasada. Öyle, hatta %90'ı öyle diyebiliriz. Çok da güzel bir söz var, ben onu söylemek istiyorum size. Abi yediğiniz kadar zenginsiniz. Bunu hiç unutmayın. Kazandığınız kadar değil, yediğiniz kadar özgürsünüz. Harcadığınız kadar zenginsiniz. Bu şekilde yani anı biriktirerek bir yerlere gelebilirsiniz. Yani bizim neslin kafası bu işte yani. Biz anı biriktiriyoruz abi. Anlatabildim. Yani yarın öbür gün ya sonuçta herkes poposunu şaplayıp doğduğu gibi pamukla da bu dünyadan gidiyor. Herkes tek giriyor abi toprağın altına. O yüzden en azından güzel anılarınızın olması, inanın bana, çok paranızın olmasından daha değerlidir. Bunu da yapmanın en temiz yolu gezmektir. Gezin, insan tanıyın, insanların hayatına bir oyuncu gibi girin ve çıkın abi. Çok güzel bir şey bu yani. Gireceksin, çıkacaksın. Evet, sahnedeki rolünü alacaksın. Öyle. Alacağını da alacaksın. Yoluna devam edeceksin. Ve hani büyümektir aslında olay. Büyüyorsun. Anlatabildim mi? Yani şu anda biz niye topluma çürümüş diyoruz? Türkiye ahlaki yönden çökmüş. Ben bunu yurt dışında herkesten duyuyorum. Türkiye ahlaki yönden çökmüş. Türk toplumu çürümüş. Tamam, hani %90'ı böyle olabilir ama bir yine vardır kendini bilen nesil. Ondan da eminim. Herkes için söylemiyorum. Ama bunun sebebi ne derseniz arkadaşlar, birincisi insanların yani cahilliği kabul etmesi diyebiliriz. Bakın, cahillik kabul edilebilecek bir şey. Bilgisizlik ayrı bir şeydir, cahillik ayrı bir şeydir. Eğer sen ben cahilliği kabul ediyorum dersen, ben öğrenmek, yeni bilgi istemiyorum demektir. Bu bir seçimdir. Bilgisizlik çok ayrı bir şeydir. Bilmezsin ayrı bir şeydir. Ama cahillik senin seçtiğin bir şeydir. Ama insan doğası gereği her zaman öğrenebilmelidir yani. Hani öğrenmek zorundasın abi, büyümek zorundasın, anladın mı? İleriye gitmek zorundasın. Yani bu şey gibi, böyle bir deniz kabuklu canlılar olur ya, böyle değiştirir şeyini, kabuğunu falan. Bu acılıdır zaten. Zaten mevzu da bu mesela. Ya da bir kartal kendi çenesini çıkarır, ya yeni gagası çıksın diye. Bu onun ölümüne de sebep olabilecek bir şey bu ama yine de ne yapar eder, o çeneyi kırar, o gagayı kırar pardon, yeni gaga çıkar. Daha keskin bir gaga ama o çıkana kadar da acı çeker. Çünkü en büyük, en önemli silahını kaybediyorsun aslında. Ama bu büyümektir işte arkadaşlar. Yani aslında büyümek sizin ne kadar risk alabildiğinizle alakalı, ne kadar işte böyle o güvenli çiftliğinizden dışarı çıktığınızla alakalı, işte ya da ne bileyim, durumunuz iyi, hali vaktiniz yerindeyse annenizin babanızın size çizdiği duvarların dışında yaşayabiliyorsanız özgürlük budur. Özgürlük sizin annenizin babanızın size çizdiği duvarlar değil. Ya da konfor alanınıza özgürlük demeyin. Özgürlük bunun dışında çıktığınızda başlıyor. Ve tabii bunun şöyle de bir durumu var. Bir ev hikayesi olarak anlatayım size. İnsanlar da, evler de böyle, bunu bir videoda daha söyledim ben. Şimdi bir insanın hayatına girdiğinizde ne yapıyorsunuz? Bir check ediyorsunuz değil mi? Böyle oturtmaya çalışıyorsunuz düzeni falan. Ondan sonra kendi bireysel hayatınızdan çıkmış oluyorsunuz. Yeni insanın hayatına entegre oluyorsunuz. Ama bunun için ne yapıyorsunuz ilk başta? Check ediyorsunuz işte. Şu var mı, bu var mı, anladın mı? Şu eksik mi? Güvenilebilir mi falan, ondan sonra bunu yapıyorsunuz. Yani insan böyledir. Bir evi de taşırken böylesiniz. Yeni bir ev bulmadan, işte eşyalarını almadan, kira sözleşmeni yapmadan eski evinden çıkmıyorsun. Anlatabildim mi? İnsanın doğası budur. Yani hani tabii ki de güvenmek istiyoruz. Ama aksiyon geldiği zaman da aksiyon almayı bilip abi geçmen gerekiyor. Yani evet, her şey çok dört dörtlük olmayabilir ama sen en azından bir denersin.
Anlatabildim mi? Yani bir denemen gerekiyor ki sonucunu görebilesin. Bir de şöyle düşün, hiç denememektense denemek iyidir. Ama tabii demiyorum ki, ne bileyim işte tahtaya dönün abi, her şeyi deneyin, yok her şeyde denenmez. Ama kendinizle ilgili kararlarda lütfen gerçekten o güvenlik alanınızın dışına çıkın. Herkes size hayır dese bile evet dediğiniz şeyi gidin yapın. İnanın bana sonucunu görürsünüz mesela. Ben de zamanında işte Türkiye'deyken çok iyi işlerde, çok iyi maddi gelirler elde ediyordum. Ama bıraktım. İnsanlar hani bana böyle lan niye bıraktın, deli misin dediğinde ben hayır sadece bunu istemiyorum demiştim. Çünkü benim hayatımı bir iş tanımlamıyor. Ben tanımlıyorum. Ve inanın bana bunları böyle hani size derebeylik bir yerden şey düşünebilirsiniz. Tabii senin annenin babanın durumu iyiydi. Yok değildi abi, ben memur çocuğum yani. Her şeyi kendi başıma yaptım. Zaten hayatın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bir kere kendi başınıza yaparsanız bir şeyi, ondan sonra sizi hiç kimse durduramaz. Çünkü bir kere yaptın ya, artık devamını getirirsin. Dışarıdan bir zorunlu etmen olmadığı sürece her şeyi sen halledebilirsin, kontrol edebilirsin. Acılı olur mu? Evet, illaki biraz acıtacak. Ama sonuçta sen olursun, dinlik ayakta durursun. O yüzden hayatta seçimler olsun, yaşam olsun. Lütfen bunlara dikkat edin. Kendiniz olmaya çalışın. Başkalarının size dayattığı insan olmayın. Büyün abi. Yani büyümek güzel bir şey. Güzel büyümeye çalışın ama. Öyle ve kaliteli yaşayın. Çünkü gerçekten hayat baktığınızda anılardan ibaret. Topladığınız anılar, cebinize koyduğunuz anılar ve öğrenilmişliklerden ibaret. Sonuçta bir gün zaten hani dediğim gibi gideceksiniz. O yüzden güzel yaşamaya çalışın. Yani cebinizde sadece şey olmasın yani hani ya işte ya yurt dışı ya bu tamam bu topik eyvallah herkes gitmek istiyor. Türkiye gündemi şöyle böyle tamam bunları artık duyduk sindirdik tamam eyvallah. Ama sadece hani yurt dışında da bir hayat yok, orada da hala devam ettiğim bir hayat varsa onu da en iyi şekilde yaşamaya çalışmalısın bence. Çünkü mesela ben açık söyleyeyim, ben İstanbul'un içinden geçiyordum yani İstanbul'daki hayatımda yani. Her yerde, her semtte bir arkadaşım vardı. Kendime özel güzel bulduğum anılarım vardı, yerlerim vardı mesela. İşte Büyükada'da bir tane şey Ayorgi Kilisesi vardır, bilen bilir. Orada bir tane restoran vardır. Onun aşçısı Sivaslı bir abladır. Dünyanın en güzel köftelerini, en güzel patatesini yapar yani. Öyle. Mesela bunun gibi kendime ait yerlerim vardı. Oralarda kendime zaman ayırabiliyordum. Yani en azından ne bileyim ayda da bir olsa, 10 günde bir de olsa kendinize biraz arkadaşlar gerçekten zaman ayırın yani. Hani zamanı ayırmak önemli kendinize. Seçimler konusunda da dediğim gibi cesur seçimler yapmayı bilin. Yeri gelirse yani gerçekten riski de alın yani. Hani yapacak bir şey yok abi, bazen budur yani. Risk almadan olmuyor, büyüyemiyorsun, ileri gidemiyorsun. O yüzden riskinizi de alın. Ve dediğim gibi her şey yurt dışından ibaret, Avrupa'dan ibaret değil. Olduğunuz yerde hayatınızı güzel yaşayamadığınız sürece Avrupa'da da yaşayamazsınız. Şimdi ben size Avrupa'ya gelenlerin ortak bir tane yanılsamasını söyleyeceğim. Çok büyük beklentilerle geliyorlar, bu bir. Ya ben burada yaptım, orada kesin yaparım kafasıyla geliyorlar. Bu iki. Tamam. Gerçekten biraz da egoyla geliyorlar ve geldikleri yeri değiştirmeye çalışıyorlar. Bu da üç. Gerçekten zorlu yollardan değil de kolay yoldan yürümek istiyorlar. Hani çakal çukul işlere de giriyorlar. Bu da dört. Şimdi bu dört tipi de ben gördüm burada. Anlatabildim yani. Şimdi bunun sonu hep hüsran. Neden? Birincisi orada yaptım, burada da yaparım. Büyük bir yanılgı. Bilmiyorsun ki abi. Yaşamadığın, gitmediğin bir yerle ilgili bu kadar peşin konuşma. Yani bazıları daha gittiği ülkenin para birimini daha atıyorum toplumsal yapısını bilmezken o ülkede yapabileceğine inanıyor. Bu bir. İkincisi, çoğunun zaten ilk gittiği ülke o ülke olduğu için, daha önce bir ülkeye de yabancı ülkeye çıkmadığı için orayı cennet sanıyor. Bu da ortak bir yanlış. Bunu size 100 küsur ülkeyi gezmiş bir adam olarak söylüyorum arkadaşlar. Özellikle Avrupa'ya geldi mi? Her yer 3 yukarı 5 yukarı aşağı aynıdır yani. Bir tipik Avrupa mimarisi, Avrupa insanı profili vardır ve bu daha çok bireysel insanlardır aslında. Bunu da çok videoda söyledim. Kendin gibi insanlar bulamazsın. Yani kendine yakın insanlar bulursun. Yani kendin gibi bulacağına inanıyorsan zaten baştan failsin. Öyle bir şey yok. Çünkü senin kültürün farklı, senin dilin farklı. Buraya gelen diğer göçmenler için de geçerli. Neyse, bu yanılgıya düşmeyin yani. Ben gider yaparım. İkincisi, egolarla gelmeyin. İşte ben orada bu işi yapıyordum, burada bunu mu yapacağım? Abi gerekirse yaparsın. Gerekirse bulaşık da yıkarsın. Arabayla deli veroculuk da yaparsın. Ne bileyim yemek de atarsın. Ne yapıyorsan yaparsın. Gerekiyorsa, ihtiyacın varsa yapmak zorundasın. Bu yanılgıya da düşmeyin. Öyle. Üçüncüsü, hani uyum sağlama konusunda da açık olmak zorundasın. Dayatma insanlara kendi hayatını. Kimse senin hayatını burada yaşamak zorunda değil. Senin kültürünü benimsemek zorunda değil. Hani Suriyeli örneğini çok veriyorum. Siz bir Suriyeli'yi ne kadar içinize alıyorsanız yurt dışında da size o kadar işlerini alacaklar. Bunu değiştiremezsin. Bununla da savaşma. Anladın mı? Saçma bir şey bu.
Ne olursa olsun kendin olmaya devam et ve kendi seçimlerini yaparak güzel yaşamaya çalış. Sana düşen bu. Alacağını aldığında da ya bir sonraki ülkene git ya da ülkene geri mi döneceksin Türkiye'ye? Ne istiyorsan onu yap. Ama alacağını aldıktan sonra bir yerde durma. Elinden geleni yap, bir sonraki amacın için çalış. Bu kadar. Bu kafayla gelirseniz daha rahat edersiniz. Benim şahsi düşüncem bu. Genelde videolarımda insanlar şey söylüyor. Ya Gültekin sen hani negatif konuşuyorsun. Hayır, ben gerçek konuşuyorum. Siz kendinize boş umutlar satılmasını istiyorsunuz. Ben boş umut satamam. Bu kafa yapınızda çok ruh hastası bulurum. Öyle söyleyeyim. Yani ortada salt bir gerçek varken, şu bilgisayarın rengi griyken, bana bu bilgisayarı nasıl size mavi dememi istiyorsunuz diyemem abi. Bu gri bir bilgisayar. Hayat da böyle yani. Hani gerçek neyse odur. Sen kabul et ya da etme. Ha, işin eğlenceli yanlarından zaten bahsediyorum buradaki hayatla ilgili. Ne gibi mesela? Konfor alanım var. Evet, 24 saatim bana fazla yetiyor. Kendime çok vakit ayırıyorum. Toplasan toparlasan günde 3 saat çalışıyorum ama bu benim işim için böyle. Anladın? Kimisi var günde 10 saat çalışıyor burada. Herkes için de farklıdır. Ha, yaşam olarak evet aldığımız paranın bir alım gücü var. Tamam, bu da bir yere kadar. Tamam, yani bir yerden sonra başka şeyler aramaya başlıyorsun. Alım gücü, alım gücü. Kudurmayın yani, anlatabildim. Alım gücü yani evet doğru. Ekonomik olarak karnımızı doyurabiliyoruz. Bir zahmet. Bu her ülkede olmalı aslında. Ama maalesef dünyanın kötü düzeni böyle. Yok her yerde. Öyle. Onun dışında hani başka anlatabileceğim. Yani hani çok böyle içi dolu dolu bir Avrupa güzelliği. Yani bir güneyinde var. Yani hani buralarda yok. Mesela gelin siz de İngiltere'ye gidelim. Tamam mı? Hani Londra'ya geçelim. Yani kaç tane yani İstanbul vari bir hayat yaşayabilirsin mesela sen Londra'da. Ya da İstanbul kadar görülecek, gezilecek yeri var mı? Yok. Olsa bile havasına bakıp diyeceksin ki lan bu havada ne yapayım? Yani mesela bu da oluyor. Yani ama bu sende işte, sende bitiyor. Sen kendin onu içinden atarsan, ayağa kalkarsan, hareket edersen, ya boş ver lan havasını dediğin anda kral sensin yani, öyle. Ve burada açık konuşacağım. Daha sağlıklı yaşamayı öğreniyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Daha rahat, daha sağlıklı yaşamayı öğreniyorsunuz. Mesela ben hayatımda sporu çok böyle kendime şey yapmazdım. Şimdi yalan yok, haftada 4 gün spordayım mesela. Hoşuma gidiyor. Yüzmeye gidiyorum mesela. Çünkü denizi çok seviyorum hala. Burada okyanus var evet ama yüzlemiyor abi. O yüzden havuza gidiyorum, havuzda yüzüyorum falan. Kendinize ait zevkler yaratın mesela. Takıldığım, çok sevdiğim mesela burada bir tane coffee shop var. Adı Mind the Step diye. Hem dans salonu hem coffee shop gibi bir yer. Onun böyle önünü seviyorum oraya. Bilgisayarı koyuyorum. Benim gibi ekspatlar var böyle, çalışıyorlar. Ya böyle güzel spotlarım falan var. Ne bileyim, bitineni atlıyorsun, gidiyorsun. Burada Donnery diye bir bölge var. Çok güzel. İşte Black Rock'ı var, Bray'i var, Hoft'u var. Yani ülke zaten sana offer edebileceğini ediyor. Önemli olan sen nasıl değerlendiriyorsun, nasıl geziyorsun. Yani gittiğiniz her ülke için böyle. Berlin'e mi gidersin, işte Paris'e mi gidersin. Nereye gidersen git. Sen nasıl değerlendireceksin sana o şehrin verdiklerini. Önemli olan bu. Sana belli bir şey veriliyor. Ama sen bunu nasıl değerlendireceksin? Hani böyle memnuniyetsiz olmaman lazım. Anladın mı? Hani abi ya neyse onu yaşıyorsun işte. Bırak bu, herkes bunu yaşıyor, anladın mı? Kimse senden daha farklı bir hayat yaşamıyor. Herkes öyle sanıyor yani. Hani bu biraz da bence sosyal medya çılgınlığında. Sanki hayatı kaçırıyor musunuz gibi düşünüyorsunuz da rahat ol. Hiçbir şey kaçırmıyorsun. O gördüklerini yaşayanlar %1'lik bir dünya kısmı falan yani, anladın? Ya bu kadar ve çoğu da zaten ne bileyim işte fake gibi de duruyor. Anlatabildim yani, bir tatile gitmiş atıyorum bir iki sene önce, onu paylaşıyor sana, sen wow falan diyorsun. Yani o yüzden arkadaşlar bu sosyal medya kafasıyla da gitmeyin. Öyle söyleyeyim size. Biraz daha kendi isteklerinize odaklanın. Yani kendinize bireyiz, en büyük hatayı orada yaparsınız. Olayları kendi özünüze çekmeyin. Yani genelleyin abi, herkesin başına gelebiliyor. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Yani inanın bana, bu dünyada ölmekten daha önemli ve ciddi bir şey yok. O yüzden lütfen hayatı da çok her şeyi ciddiye almadan yaşayın. Yani hani gerçekten yaşayın işte ya. Ne bileyim, bir sizi seven bir aileniz mi var abi? Siz de onları seviyorsunuz, ne mutlu size. Ya da işte sizi seven arkadaşlarınız mı var? Erkek arkadaşım, kız arkadaşım fark etmez. Ya işte yaşa işte. Yani anladın mı? Hani o kadar da ciddiye alma bir şeyleri. Öyle ama biz böyle çok düşünüyorsun. Yani sal abi, sal. Sal ve hayatına devam et. Size ortak tavsiyelerim bu oldu. Neden? Çünkü ben de bu süreçlerden geçtim ve bu kafaya geldim. Bak büyüdüm, sonra bu oldu. Sizin de yapmanız gereken budur diye düşünüyorum ama ben ne kadar söylersem söyleyeyim kendiniz yaşamadan da bazı şeyleri anlamayacaksınız diyorum. Bugünün videosunu da burada bitirelim arkadaşlar. Güzel sohbet oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güzel hafta sonları. Hoşça kalın.